Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Balıkesir Akçay'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Erkan Aykan Zeytincili'ye konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Erkan Aykan var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgi aktaracaklar. Erkan Bey merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sağ olsun, nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz efendim. Sizlere çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Erkan Bey, ben öncelikle sizden ve bu güzel lezzetlerden bahsetmeden önce değerli ekran başındaki izleyicilerimize Erkan Bey'i tanıtmak istiyorum. Erkan Bey kimdir? Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Bir heves miydi, beklenti miydi efendim? Şartlar mı böyle gelişti? Evet. Erkan Aykan kimdir? Erkan Aykan bu sektörde babadan oğula geçen bir sektör bazında. 1956 yılından beri bu sektörün içindeyiz. 1956 yılından beri. Çok ciddi bir süre gerçekten. Evet, babadan geçen bir meslek. Evet. Ondan sonra kendi tarlalarımız var, kendi ürünlerimiz var. Evet. Ağaçlarımız var. Üretim kendimizin, mal kendimizin. Türkiye'nin her tarafına kendi malımızı Erkan Aykan markasıyla satıyoruz. Harika. Yani biz babamızdan aldığımız bayrağı ileri taşımak için gücümüzle mücadele ediyoruz diyebiliriz. Ben biraz da firmamızı tanımak istiyorum efendim sizlerden. Erkan Aykan Zeytincili kaç yılında kurduk? Burada verilen hizmetler neler? Yani ürün grupları neler var? Şimdi Erkan Aykan Zeytincilik ben kendim şahsım adına ben 25 yıldan bu sektörün içindeyim. Evet. Yani bu sektör zor bir meslektir. Çok zor. Zor bir sektördür. Kış mahsulüdür. Hasatı zordur. Hep insanlarla toplanan bir üründür. Ve ciddi de bir emek var aslında. Yani bu işin emeği çok. Evet. Yani bu zeytinin makinesi falan ya da şey yok. Hep genellikle hep insanlar insan gücünde toplanıyor. Evet. Ondan sonra kış mahsulü. Havalar kurak gidiyor, şeye gidiyor. Bir yıldan yıla bu ürünün ne olduğu belli olmuyor. Mesela bu sene havalar kurak gitti. 6 aydan beri yağmur yok. Böyle de bir risk zeytin var. Ağaç üzerinde kurudu. Yani riskler hep böyle. Tarım ürünü bu. Değil mi? Ne olacağı belli olmuyor. Ne olacağı belli olmuyor. Ama çok önemli bir sektördesiniz aslında Erkan Bey. Yani yapılabilecek hataların çok ciddi sonuçlar doğurabildiğini sizler de bilincindesiniz. Biliyorum. Ve hizmet veriyorsunuz ve mutlaka olmazsa olmazlarınız ve belli başlı kriterleriniz vardır. Bunlar neler peki? Şimdi bu sektör çok zeytincilik sektörü çok bereketli bir sektördür. Evet. Yani kış mahsulü olduğunu, emeği çok olduğu için çok bereketlidir. Bunun hiçbir şeye zayiat olmuyor. Evet. Yani pirinasından yağ çıkıyor, küspesinden yakacak olarak kullanılıyor. Evet. Ondan sonra yakıt olarak onlarla beraber yani ürünün hiçbir ziyatı olmuyor. Evet, yani biz her yerde bunu kullanabiliyoruz. Kullanabiliyorsun yani. Diyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'de kutsal meyve olarak da geçiyor. Evet. Evet, böyle yani. De bir yönü var. Yani evlerimize, sofralarımıza kadar gidiyor. Yani. Ve önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla burada hareket ediyorsunuz. Ama ben şunu çok net bir şekilde hissediyorum. 25 yıldır sektörün içerisindeyiz ama o amatör ruhu hiç kaybolmamış sizde. Yani çok mücadeleciyim, çok mücadele ederim. Türkiye'nin her tarafına fuarlara katılırız. Ondan sonra mücadeleciyim, bayilerim var. Türkiye'nin her tarafına koşturuyoruz yani. Bu iş mücadele isteyen bir şey. Değil mi? Emek isteyen bir şey. Emek isteyen, sabır isteyen bir iş gerçekten değil mi? Ama buna rağmen de bazen tüketiciler olarak biz bilinçsiz bir şekilde yaklaşabiliyoruz. Şunu düşünebiliyoruz aslında. Sadece uygun fiyat politikasıyla düşünüyoruz. Yani. Ve burada da hataya düşüyoruz. Biz bu konuda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yani baz almış olduğumuz kriterler neler? Yani bu zeytin geç olan bir ürün. Evet. Siyah zeytin olsun. Yani bundan naturalist dediğimiz için 6 ayda olur bu zeytin. Evet. Mesela siyah zeytinden bahsedersek mesela tüketiciler bilmiyor. Mesela kostikle yapılırsa yani zeytin yuvarlama olarak biz bunları 6 ayda yuvarlaya bu siyah zeytinler, yeşil zeytinler de 3 ayda olur. Yani çizik olur, kırma olur. Adlandırılır onlar. Gemlik tiplerini yaparız kendi ürünlerimizi. Evet. O yüzden kendi üretimimiz bu şekilde kendi işletmemizde hazırlıyoruz yani. Hazırlıyoruz. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Çorlu, Türkiye'nin her tarafında çalışıyoruz. 81 vilayet diyebiliriz. Yani biz buradan ne istersek isteyelim gidiyor. Yani Türkiye'nin 5 Evet. 6 yerinde bayilerim var. Onlar benim kendi markam adımla mallarını satıyorlar. Mallarını da veriyorlar. Aynı zamanda da iyi tarım uygulamaları uygulanarak üretilmiş olan ürün. Bir özelliğiniz de bu. Şimdi biz üretim kendimizin, ağaç kendimizin. Evet. Yani hem bir yandan üreticiyiz, bir yandan çiftçiyiz.
Bir anda kendi malımızı kendimiz pazarlıyoruz. Tamam. Organik yapıyoruz, iyi tarım. Evet. Ya ondan sonra zeytinler hep natüraldir bizde. Evet, patronculuk oynamıyoruz yani burada aslında. Yani. İşimizin de başındayız diyelim. Ondan sonra Edremit Çizik olarak bizim Edremit coğrafi işaretimizi aldılar. Evet. Yani Aksiyar bölgesi mesela Ayvalık Zeytinyağı'nda coğrafi işareti aldı. Evet. Edremit'te bu sene coğrafi işareti Edremit Çizik Zeytin olarak. Biz o coğrafi işaretle de ürünlerimizi satıyoruz. Evet. Ürünler kendimizin. Evet, çünkü bu bir sağlık aslında, değil mi? Yani. Kutsal meyve, sağlık. Ve bütün ürünleriniz de bandrollü bir şekilde. Bandrollü. Bir şekilde. Bence bakış açınız gerçekten sizleri diğer firmalardan ayıran en büyük özellikleriniz. Belki de size bu bakış açınız sizleri bir adım öne koyuyor diyebiliriz. Bu macera başlarken mutlaka bir hedef koydunuz Erkan Bey kendinize. Ya bu yola çıkarken. Yani. O hedeflere ulaşabildiniz mi? Hani bundan sonraki hedeflerde, projelerde neler olur? Nerelerde görebiliriz sizleri? Yani bu işin hedefin sonu yok. Bitmiyor değil Bitmez. Mi? Bitmez. Evet. Her yıl bir şey çıkar, her yıl teknoloji çıkar. Evet. Ondan sonra bugün sonuna kalan hedef bitmiyor. Belki ilerleyen dönemlerde İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Bursa'da da görebiliriz. Neden olmasın aslında? Yani. Belki üçüncü kuşağı devredeceğiz. Siz babadan aldınız. Belki üçüncü kuşuklar da gelecek. İnşallah keşke yapsalar. Değil oğlum mi? Var zaten bir tane ama pek de yapmak istemiyor bu işi. Evet. Biz inşallah diyelim. Sizlere bu yolda başarılar diyelim efendim. Sağ olun. Sağ olun. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim öncelikle Erkan Bey sizlere ama buradan son olarak efendim tüm Türkiye'ye Edirne'den Kars'a neler aktarmak istersiniz? Ya bugüne kadar bizi destekleyen müşterilerimize hepsine teşekkür ederiz. Biz de herkesi bu lezzet durağına davet Akçaya etmiş bekleriz. Olalım. Herkesi Akçaya bekleyelim. Bir çay içmeye, bir kahve içmeye de herkesi davet edelim. Buyursunlar gelsinler. Akçaya bekliyoruz ürünlerimizin tatlarına bakmaya. Harika efendim. Ben tekrar bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize Akçaya katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.